Buraya arkadaşlar bir trigliseritin kimyasal yapısını çizdim. Hatırlarsanız bu kimyasal yapı genellikle tükettiğimiz besinlerdeki yağ türüyle birlikte yağın vücudumuzda nasıl depolandığından bahsederken kullanılır. Videoya şu soruyla başlamak istiyorum. Bu molekülden kimyasal enerji yani ATP nasıl elde ederiz? Büyük ihtimalle yağların oldukça zengin bir enerji kaynağı olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak böyle bir yapıdan ATP tam olarak nasıl elde edilir? İlk olarak bu molekülden elde edilen kimyasal enerjinin %95'i yağ asidi zinciri olarak adlandırdığımız bu karbon zincirlerinden gelir. Bu zincirler hidrojen bakımından zengindir. Yanına da %95 yazıyorum. Çünkü elde ettiğimiz kimyasal enerjinin bu kadarlık bir miktarı bu yağ asidi zincirlerinden geliyor. Bu da geri kalan %5'lik kimyasal enerjinin burada gördüğünüz gliserol omurgasından elde edildiği anlamına gelir. Molekülün bu ufak kısmının katkısı elbette çok da fazla değil. Ancak bir ihtimal glikoliz sürecine girebilir ve burada biraz kimyasal enerji üretmek için yükseltgenir. Bu yağ asidi zincirleri elde ettiğimiz enerjinin büyük kısmını oluşturduğundan bu yağ asidi zincirlerden nasıl ATP elde edildiğine şimdi odaklanacağız birlikte. Bunu daha iyi göstermek için buraya vücudumuzun sentezleyebildiği 16 karbonlu doymuş bir yağ asidi çizdim. Adı da palmitik asit. Glikozdan nasıl kimyasal enerji veya ATP elde ettiğimize dönersek, glikozu yükseltgenmeden geçirdiğimizi, yani elektronlarından ayırdığımızı ve daha sonra bu elektronları NADH ve FADH2 gibi indirgenmiş aracıların üretilmesi için Elektron transport moleküllerine taşıdığımızı hatırlıyorsunuzdur. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu aracılar sayesinde glikozda bulunan elektronlar verimli bir şekilde ATP üretebileceğimiz elektron transport zincirine taşınır. Sonuç olarak yağ asitlerini de aynı işlemlerden geçirmemiz gerekir. Yükseltgenmeden sonra tüm elektronlarını çıkarıp Bunları NADH ve FADH2 gibi elektron taşıyıcı moleküllere ve daha sonra ATP üretiminde kullanılması için elektron transport zincirine aktarmamız gerekir. Burada önemli olan yağ asidi sentezinin tam tersini yapmamız gerektiğini anlamak. Uzun karbon hidrojen zincirlerini alarak bunları ayrı ayrı iki karbon alt birimine ayırmamız gerekir. Bunları iki karbon alt birimine parçalarken, aynı anda tüm enerjinin açığa çıkması için yükseltgenme de gerçekleşir. Sonuç olarak burada yaptığımız büyük yağ asidini ayrı ayrı asetil koa moleküllerine ayırmak. Hatırlarsanız asetil koanın yapısı şöyleydi. İki karbonumuz var, biri oksijene bağlı ve tabii ki şu şekilde kısalttığım koenzim A grubumuz da var. Ancak enerjinin açığa çıkma süreci burada bitmez arkadaşlar. Unutmayalım, konu metabolizma olduğunda asetil koa çok yönlü bir metabolittir. Hatırlarsanız bu Krebs döngüsüne girebilir. Yani mitokondride Krebs döngüsüne girebilir ve Krebs döngüsüne girdiğinde bu molekül yükseltgenerek NADH ve FADH2 gibi elektron taşıyıcı moleküllerden daha da fazla üretilebilir. Yani toplamda ATP miktarının çok fazla olduğunu görebilirsiniz. Çünkü hem asetil koaya doğrudan yükseltgenmesinden, hem de asetil koanın Krebs döngüsünde yükseltgenmesinden dolayı İki yükseltgen mi oluyor görüyorsunuz. Bunlardan dolayı elektron taşıyıcı moleküllerini elde etmiş oluruz. Tam olarak ne kadar ATP'den bahsettiğimizi anlamamız için bir hesap yaptım ve her bir Krebs döngüsünde bir asetil koa molekülü başına net 10 ATP ürettiğimiz sonucuna vardım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 çift asetil koa karbonu üretilir. Yani yalnızca Krebs döngüsünde yaklaşık 80 ATP elde etmiş oluruz. Buna bir de asetil koaya doğrudan yükseltgen M olması sonucu elde ettiğimiz miktarı ekleyelim. Buradan da yaklaşık 27 ATP elde ederiz. Bu sayıları şu şekilde hesapladım. İlk önce her aşamada üretilen NADH ve FADH2 sayısını hesapladım. Daha sonra bunu dönüştürme katsayısıyla çarptım. Genelde dönüştürme katsayısı 1 NADH molekülü için 2,5 ATP ve 1 FADH2 için de 1,5 ATP olarak alınır. Ancak burada önemli olan sonuç olarak 80 artı 27 yani 107 ATP üretiyor olmamız. Bunu da sadece 16 karbonlu bir yağ asidinin yükseltgenmesinden elde ettik arkadaşlar. Bunu bir glikoz molekülünden elde edilen ATP miktarıyla kıyaslarsak, bir glikoz molekülü bize yaklaşık 30-32 ATP molekülü verir. Bu sayede yağ asidinden çok daha fazla ATP elde ettiğimizi anlayabilirsiniz.